İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Gündeme özel programımızın ikinci bölümünde çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Yakinen tanırsınız ama ben yine de ismiyle geçmiş olayım. Sivas İmranlı Belediye Başkanımız Sayın Murat Açıl. Sayın Açıl hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir enerjik bir yoğunluk var. Onu hep zirvede tutuyoruz. Hep zirvede tutuyorsun. Evet Yavuz Bey tekrar Murat Başkanımın ricasıyla kalmış oldun. Evet, evet o da başkanımın bu şeyde tanıtımında yoktun. Başkanımın izniyle kalmış oldun. Yavuz'u seviyorum müziksiz de olmaz. Olmaz dedi. Tabii Yavuz bizi evet. Kırmadı kaldı. İzleyicilerimizi aydınlatmış olalım. Evet İlhan Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet. Sayın Başkanım tekrar hoş geldiniz. Hoş evet İlhan Bey. Efendim 1 Ocak 1948 tarihinde çıkarılan bir kanunla ilçe statüsüne kavuşan Sivas'ın İmranlı'da aradan geçen 71 yıl sonrası Pazar günü yapılan 31 Mart 2019 mahalle idareler seçiminde belediye yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmıştır. Tebrik ediyoruz başkanım. Teşekkürler. Kızıldağ'ın eteği, Kızılırmak'ın doğduğu 1948 yılında ilçelik unvanını almış bulunmaktadır. 70 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanamadığı ilçede Sayın Murat Açıl Başkanımız görevi devralmıştır. Tebrik ediyoruz. Yönetimiyle birlikte evet. Tebrik ediyoruz. Sayın Başkanım tekrar hoş geldiniz. Güzel bir şey hazırlandı. İlhan güzel bir şey hazırlamış da bu sorunun yanıtını aslında ben vermek istemem. İlhan İmranlı değil mi? İmranlı. İlhan sence neden oldu bu? Meclisin çoğunluğunu kazanamadığımız halde neden? Evet. Ya bunu yanıtını sen verir misin? Şimdi kimse efendim, sana böyle soru sormamıştır. Evet sormamıştır. Çok evet sürpriz oldu bizim için. Hani Sivaslar'ın hikayesi var ya diyor ki adam soruyor. Ya diyor siz Sivaslar niye her soruya soruyla yanıt veriyorsunuz? O da diyor ki niye kardeş niye sordun? Evet yani, İlhan. Osman Bey, Murat... Hem de Cumhuriyet Halk Partili olmayan birisi olarak yanıtlaması evet. Benim için de çok önemli. Efendim biz sizin orada olmanızdan bir dost, bir arkadaş ve aynı yönetimde bulunmaktan şeref duyduk. İmranlı'ya sizin gibi bir değerin oluşması, çalışmalarınız hakkında her konuda biz bilgi dağarcığına hakimiz. Yenilenme her zaman... Hani bu yuvarlak konuşma. Yuvarlak değil. Niye bize verdiler 71 sene sonra? Niye İstanbul'dan gittiler de efendim? Murat Açıl Bey İstanbul'dan geldi de İmranlı'da böyle bir teveccüde bulundu. Öyle bir soru sorsan. Ne karşılık buldu sence? Oraya bir sorulara geleceğiz. Yok, orada sorular. O zaman orada siz beni... Benim sorularım. Evet. Orada İlhan Bey o fırsatı veriyorum. Ama tekrar başkanım hoş geldiniz. Ama yine şeref verdiniz efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Şey. Evet çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım tabii sizi bizler tanıyoruz. İmranlı'da tanıyor, Sivas'ta tanıyor ama tabii sizin İstanbul'dan bir STK noktasına gitmeniz, İmranlı'da da bir trendi yükseltmeniz noktasında kısmen de biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 1980 İstanbul'da doğumluyum. Yaşımı söylemeyeyim değil mi Osman? Yok söylemeyeyim. Ben 6 yaşına kadar İmranlı'da yaşadım. İmranlı'da doğumluyum. Sonra 6 yaşından itibaren hep İstanbul'da yaşadım. Eğitimim, iş hayatım, aile hayatım hep İstanbul'da devam etti. Sonra 2007-2008'de İmranlı İş Adamları Derneği kurulduktan sonra beni de yönetime aldılar, aradılar. O dakikadan sonra İmranlı'ya dair başka bir sorumluluklarım olduğunu gözlemledim. İlhan da iyi biliyor, sağ olsun onlar da hep bizimle beraberler. İmranlı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, sonra Sivas Girişimci İş Adamları Dernek Başkanlığı vesaire derken giderek kendi memleketimizin gönüllü elçilerinden, emekçilerinden birisi olduk. Kalbimiz oradaydı zaten. Fark etti ki bizeden değerler oradan gelmiş. Burada kazandığımız şeyler değil ama avantajımız şu oldu. Kent kültürüyle o Anadolu'daki aldığımız o kültürü birleştirince bizim açımızdan avantajlı bir durum çıktı. İlhan'a sorduğum sorunun yanıtı da o aslında. Evet. Dış dünyadan gitmek, sanayici olmak, üretici olmak, iş dünyasından dolayı oraya zamanında ilgi gösteren, orayı tanıyan bir insan olmak benim için bir avantajdı. Kentin yabancısı değildim. Beni biliyorlardı. İnsan ayırmayacağımı biliyorlardı. Herkesin sorununa aynı sıcaklıkla, aynı mesafeden yaklaşacağımı biliyorlardı. Karşılık buldu. O duygumuz artarak devam ediyor. Ben öyle inanıyorum. En azından ben de öyle. Bilemiyorum. Yani aldığım tepkilerde olumlu bir ayrışma yok. Beni bir taraf gibi görmemeye başladılar. Bu son derece keyifli. Kendi memleketimde de yapmak istediğim o. Hep söylediğim şuydu. Ben gelip eğer başkaları gibi
ayrışmanın bir parçası olacaksam ya da başkaları gibi davranacaksam niye gelip sizin zamanınızı çalayım ki? Ben gidiyorsam farklı olmalı, o kenti geliştirmeli ve kaynaşmayı sağlamalıydım. Bütün enerjimi ona veriyorum. Enerjim bundan kaynaklanıyor. Enerjim dışarıdaki imranlardan kaynaklanıyor. Onların bana verdiği o manevi ve fiziki güçle yol yürüyorum. Mutluyum. İmranlı tanındıkça, İmranlı'da bazı yatırım projeleri gerçekleştikçe insanın çocuğunun büyümesi gibi de insanı mutlu ediyor açıkçası. Onlara geleceğiz. Tabii içinde bulunmuş olduğumuz bir pandemi hastalığı var. Bu hastalık dünyada var. Yalnızca Sivas'ta, İstanbul'da değil, Türkiye'de değil. Bu süreci en hafif atlatan bir İmranlı. Özellikle birinci dönem hiç vaka gözükmemiş. İkinci dönemde de kısmen. Buyurun. Öncelikle programa biraz geciktiğim için özür diliyorum. Başka Erzincan'la ilgili bir programa, Erzincan Televizyon kanalındaki bir programdan sonrası yetiştim. Özür diliyorum izleyicilerden. 5-10 dakika geciktim. Siz de nezaket gösterip beni beklediniz. Sağ olun. Evet, pandeminin ilk dalgasında İmranlı'da hiç vaka olmadı. Ve bu ulusal medyada da ciddi yer etti. İmranlı'da vaka yok diye. Neden etmedi? Aslında bunun gerekçeleri var. Bu bir tesadüf değildi. Biz kamu kurumlarıyla hiç çatışma yaşamadık. Beraber çalıştık. Kamu kurumlarının hijyenle ilgili eksikliklerini, malzemelerini bile biz belediye olarak tedarik ettik. Çünkü biz hemen bulunduğumuz noktadan o kararları alabildiğimiz için merkezden bazı malzemeler gelene kadar zaman kaybı olabilirdi. Biz dezenfektan malzemeleri, maskeler vesaire gibi ihtiyaçları belediye olarak öncelikle biz katkı sunduk. Vefa destek gruplarına araçlar verdik. Gıda paketlerinin köylerden sorumlu olmamamıza rağmen oralara ulaşmasını sağladık. Hazırlıklar yaptık. Bu başarılı geldi. Vatandaşlarımız duyarlı. Gerçekten İmranlı'nın insanı bizim onlara söylediklerimizi harfiyen uydular. Evlerinden çıkmadılar. Biz de evlerinde mağdur etmedik onları. Emniyetiyle, jandarmasıyla, kaymakamlığıyla, belediyesiyle, kamu kurumları bir bütün olarak hareket ettik. Vatandaş bu belediyeci, bu kaymakamlık, bu bilmem ne diye anlamaz. Kendi devletinin temsilcilerinin kendisine ne kadar hızlı ulaştığı ve ihtiyaçlarını giderdiğiyle ilgilenir. Biz onu doğru yaptık. İkinci dalgada da özellikle yazın büyük şehirlerde bunalan hemşehrilerimizin cenaze ya da tatil dolayısıyla memleketlere gelme neticesinde Türkiye kadar bizde de vakalar oluşmaya başladı ama yine Sivas ölçeğinde de en hızlı maviye dönen ilçeyiz biz. Evet. İlk vaka sonlanan ilk ilçeden birisiydik biz. Şu anda da 5-6 ilçe direkt maviyle gidiyor hiç vakasız. İmranlı da onun içerisinde, Zara da onun içerisinde. Evet. Rahatlıkla şunu söyleyebilirim. İnşallah böyle devam edersek bundan sonra yaza kadar vaka olmaz kanaatindeyim. Evet. Tabii bunu değerlendirecek olursak da bu COVID-19 hastalığı soğuğu özellikle çok severdidir ama Türkiye'de en soğuk bir ilçe oranında İmranlı gösterildi ulusal basında dahi. Belki İmranlı rakım olarak var. Yüksek olduğu için başı dönmüştür, orada yaşayamamıştır. Biz COVID-19 dinlemeyiz Osman'cığım. Evet. Başkanım, özellikle İmranlı'yı bize birazcık özetler misin nüfus ve coğrafi olarak da? Tabii bizi sadece Sivaslılar izlemiyor. Tabii. Büyük bir ihtimalle. Kanalınızda ulusal anlamda da ciddi izlenirliği var. Sizler de çok güzel programlar yapıyorsunuz. Zara İmranlı kaynaşması da çok güzel. Çok teşekkür ederim. Zaten İmranlı Zara'dan 1948 yılında ayrılarak ilçe olmuş. Halen İmranlı'yı da Zara'nın bir parçası olarak sayarlar. İmranlı tabii çok eski bir ilçe değil. 48'de olmuş. Zara çok eski bir ilçe. Bu nedenle çok daha erken gelişmiş ama geriden gelen her zaman geçer diye bir laf vardır. Bizim de hedefimiz o bölgenin en gelişmiş ilçelerinden bir tanesi olabilmek. Bu iyi bir iddiadır. Doğru. Bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. 1948 yılında ilçe olan İmranlı Kızılman'ın doğduğu kent. Bizim de sloganımız biliyorsunuz. Sivas'ın çatısı rakım olarak en yüksek ilçelerden bir tanesi. Balın ana yurdu. Sivas'ın ürettiği balın, Sivas'ta üretilen balın büyük bir kısmını, %40-50'lik kısmı İmranlı üretir. Çok ciddi sayıda üreticiler var. Marka oluşturduk. Giderek o markalar sayesinde de daha doğal ürünler üretilmeye başlandı. İmranlı
balığı marka olmaya doğru gidiyor. Kendisine ait endemik bir yapısı var. Havasıyla, çiçek florasıyla. Neden bu böyle? Bugüne kadar çok dillendirilmedi ama ben son dönemlerde bunu çok söylemeye çalışıyorum. Üç bölgenin birleşim noktası. Biliyorsunuz iklimler, coğrafya, hava vesaire gibi kriterler baz alınarak bölgeler seçiliyor. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun birleşim noktası İmranlı. Buna hiç dikkat etmediniz değil Yok. Mi? İşte rakımı da yüksek olduğu için çok önemli bir florası oluşmaya başlıyor. İmranlı özel bir kent. Doğu yolu üzerinde. Ulaşım çok rahat. Su sorunu yok. 2038'de 2040 yılında dünyada Türkiye'de susuzluk başladığında İmranlı susuzluk yaşamayacak noktalardan bir tanesi. Zarar'ın da suyunu biz yollamıyor muyuz Kızılırmak'ta? Doğru. Yani belki bu espri ama İmranlı'da doğan Kızılırmak onlarca ili ve çok fazla sayıda ilçeyi dolaşarak Karadeniz'e dökülüyor. Suyun aktığı yerlerin kıyısında olmak her zaman bir avantajdır. Hayat daha dinamik ve canlı geçer. İmranlı gelişmekte olan İç Anadolu'nun cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen ilçelerden bir tanesi. Hemen cazibe derken seçim demeyen de göreve geldikten sonraki daha çok yapmış olduğunuz faaliyetlerden biraz bahseder misiniz? Bunun içerisinde de İmranlı'nın çehresi biraz değişti. Bu iki soruyu birleştirmek zorunda. Biraz mı? Tabii çıtayı biraz yükseltmemiz de. Çehresi bayağı değişti. Örneğin bu yapmış olduğunuz faaliyetlerden birazcık bahseder misiniz? Tabii bunların içerisinde kuruluşların yenilenmesi bayağı faaliyetler var. Buyurun. Biz birçok alanda birden yol almak gerektiğini gördük. Bakire bir ilçe. Evet. Göreve geldiğimde SWOT analizi yaptım. Yani durum tespiti Türkçesi. İlçemle ilgili İş Adamları Derneği'ndeki yaptığım görev nedeniyle de kenti tanıyordum ben. Dikkat ederseniz hiç ilçe falan ismini de çok kullanmıyorum. Kent kavramını kullanmaya çalışıyorum. Çünkü kentin aynı zamanda da bir değişimin simgesi, bir tarif olduğunu düşünüyorum. İmranlı ile ilgili durum tespiti yaptığımda zayıf yanlarımızı ve kuvvetli yanlarımızı masaya yatırdığımda gözlemledim ki geri kalmasına gerek yok. İmranlı çok hızlı gelişebilir. Gerçekten bir cazibe merkezi olabilir. Avantajları var. Az önceki İmranlı'yı tarif ettiğim cümlelerin içerisinde de aslında kullandığım bir kısmını. Örneğin İmranlı'da ana yolun üzerinde yılda 1,5 milyon araç geçiyor ama hiç ekonomiye faydası yok. Geçip gidiyorlar. Baraj var, Kızılırmak akıyor ama sudan hiç yararlanamıyorsunuz. Ne yaşam için, ne kültürel anlamda, ne dış dünyadaki insanların oraya gelmesi anlamda yararlanamıyorsunuz. Bunları ekonomiye döndürmek lazımdır. Ama bunu döndürebilmek için o gelen insanların daha çok zaman geçirmesi ve orada bir tüketimin parçası olabilmesi için ihtiyaç duyduğu şeyleri sunmanız lazım. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Avrupa'dan gelen bir insan orada yaşadığı şeylerin tamamını bulamasa bile bir kısmını bulacak. Düzgün oturup yemek yiyebileceği yere ihtiyaç var. Evet, restoranlarımız iyi, esnaf lokantası çok lezzetli yemekler yapıyor ama sadece o ihtiyacı karşılayamayabilir. Bistro kafelere ihtiyaç vardır. Ailecek oturabilecekleri, sohbet edebilecekleri, çok farklı batıda yediği yiyecekleri bulabilecek kafelere ihtiyaç vardır. Belki bilardo oynamaya ihtiyacı vardır. Kızılırmak kenarında yürüyüşe ihtiyacı vardır. Dijitürk'te maç izlemek isteyebilir. Bir sinema tiyatro salonuna ihtiyaç duyabilir. Yöresel ürün almak istiyorsa gerçekten inandığı doğal ürünlerin sunulduğu mağazalara ihtiyaç vardır. Bunların hepsini hazır etmeniz lazım. Bunun için bundan önceki canlı yayında da söyledim, karakterli bir kent yaratmak lazım. Biz birini tarif ederken ne diyoruz? Çok karakterli bir adam, çok kaliteli bir adam. Neye istinaden? Bir duruşu ve bir tarzı olduğunu düşünüyoruz. İşte Anadolu'daki kentler de birbirine benzeyen sıradan sadece evlerin olduğu yerler olmamalı. Evet. İmranlı'da bir karakter oluşturmaya çalışıyoruz. Karakterli bir kent, kendine ait kurumsal bir kimliği olan bir kent yaratmak lazım. Bu neyle olur? Kentin görünümüyle. Binaları boyamanız, modernize etmeniz lazım. Kentsel bundan sonra... O noktaya gelecektim ama sorun içerisine çıkarttım. O bir kere ilk geldiğinizde
bir Antalya evleri gibi bütün binaları cadde üstündeki boyama beyaz bir imaj. Meydana bakan evleri. İmaj şey yaptınız. Bir de bir anıları yaşatmak için, ölümleri yaşatmak için bir park yaptınız ve içine bir isim koydunuz. Turistleri kabul ediyorsunuz ve orada fotoğraflar çekiliyor. Ölümsüzleştiriyorsunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ evet. Soruyu sordum, gelen, ben de cevaplamış oldum. Yani gelenlerin orada kendine anı olarak götürebileceği ortamlar yaratmak lazım. Yani niye beyazları, binaları beyaza boyadık biz? Yıllardır ya da neden böyle bir şeye gerek duymadılar? Ben şöyle düşünüyorum. Siz bir insanla karşılaştığınızda ilk neyine dikkat edersiniz? Onun karakterini, ruhunu bilmezsiniz. Giyimine. Dış görünümüne bakarsınız ve beğenirsiniz. Çok temiz bir insan. Aa, ne kadar güzel giyinmiş, ne kadar şık. İletişiminiz belki de ondan sonra daha da artarak devam eder ki bir şeyler bulursunuz. Siz İmralı'ya geldiğinizde yaşlı, yorulmuş binalar, alçak, birbirinin aynı boyutunda olmayan binaların içerisinde kendinizi mutlu hissetmezsiniz. Darmadağınık saçları olan, saç sakal birbirine karışmış bir insanı, bakımsız bir insanla ne kadar oturabilirsiniz? Adam aynı yaşta olabilir ama sizin gibi böyle güzel tıraş olmuş, böyle sempatik bakan, güzel giyinmiş olduğunda da sohbet araçları oluşmaya başlar. İmralı, evet, belki yapısal olarak küçük binalar, eski binalar olabilir ama kirli ve pis olmasının anlamı yok. Kaymakam, emniyet güçleri, esnaflar, bütün arkadaşlarımızla birlikte biz boyanı, fırçanı, gel kentimizi beyaza boyuyoruz. Bir Ege kenti havasına dönderdik. Yeşilliğin içerisinde bembeyaz evler. Kızdırmak var, su akıyor. Bahsettiğiniz parkı yaptık. O parkın ismini verdiğimiz Hasret Gültekin çok önemli. Madımak'ta, Madımak katliamında kaybettiğimiz değerlerimizden birisi ve İmranlılı, bağlama virtüöz 22 yaşında. Meclisin çoğunluğu AK Parti'de olan bir meclis. Oturduk dostlarımızla, kardeşlerimizle. Onun adını verdik ve bu dış dünyada bizim vermek istediğimiz mesajı çok doğru algıladı. Biz acıları beraber kınıyoruz. Tıpkı ben geçen yıl Madımak'a, Başbağlar'a da peş peşe anmalarına katıldım. Bu mesaj yaptığımız projelere ciddi destek bulunmasına neden oldu. Burada bir şey var dediler. Burada bir kardeşlik giderek artıyor. Burada bir dayanışma var dediler. Emin olun gelişmemizin ana gerekçelerinden bir tanesi de odur. Galiba Ozan'ımızın verdiği o mesaj bugün denk geldi. Evet. İmranlı ilçemizde siz geldikten sonra hükümetimizin de kalkınma noktasındaki ilçelerimizden bir tanesi. Teşvik noktasında. Bu çalışmalar içerisinde büyükbaş ve küçükbaş besi noktasında ne kadar bir destek aldı, ne kadar bir yatırımcı geldi? Besi noktasında. Hayvancılıkla ilgili ve tarım kalkınmayla ilgili devletin verdiği ciddi destekler ve projeler var. O kentlerin nüfus yoğunluğuna göre proje yazma, talep etme koşulları değişebiliyor. İmralı maalesef çok yaşlı bir nüfusa sahip. Erkek nüfusu da kadın nüfusundan çok fazla. Böyle olunca da ekonominin içerisindeki genç ve kadın nüfusu giderek azalıyor. Üretim alanları yetersiz olursa da kadınlar ve gençler iyice hayatın içerisinden çekiliyor. Ve devlet destek veriyor tarım ve hayvancılığı ama biz bütün Türkiye'deki bütün noktalar sadece tarım ve hayvancılıkla kalkınamayız. Bence her yerde tarım ve hayvancılık aynı at başı yürümemeli de. Bunu da doğru planlamak lazım. O bölgenin tarımı ve hayvancılığı gelişmeli, çevreci bir şekilde kendi kendine tekrar yeten bir ülke olmalıyız biz. Bunu doğru planlamayız ama biz onun yanında sanayinin, turizmin de gelişmesi için projeler üretmeliyiz. Benim dışarıdan gelen bir iş adam olmam belki bu noktada faydalı olabilir. Evet, oraya gelecektim. Bir telefonumuz var, onu alalım. Erken mi müdahale ediyorum ben? Oraya seri gidiyorum başkanım. Seri mi gidiyorsun? Seri gidiyorsun. Tempoyu düşüreyim. Alo. 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 Buyurun Osman Bey. Nasılsınız Celal Bey? Teşekkür. Murat Bey, federasyon başkanımız. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun, iyi akşamlar. Murat Başkanım'a iyi akşamlar diliyorum. Sayın Başkanı, biz bugün konuk ettik. Maşallah.
Maşallah ya. Maşallah. Evet, başkanım federasyonu. Murat heyecanla takip ediyoruz. Murat sesin çok değişik geliyor. ben de farklı. Yani gerçekten. Başkanım, hasta mısın yoksa ne? Başkanım iyiyim de biraz kulağıma da yankı geliyor. He. Anladım. Peki yani sen genç bir kardeşimsin. Murat avukat. İmsiyat'ta ben görev aldığımdan beri de Murat hep bizim bir ekip arkadaşımız. Bu süreçlerin hepsinin içerisinde aktif olarak var. Takip ediyorum. Bir abi kardeş hukukumuz var. Bu artarak devam edecek diye düşünüyorum. Federasyon başkanlığı yapıyor. İleride çok bambaşka görevler de alacak. Biz herkesin enerjisinden yararlanarak birlikte hareket ederek kenti değiştireceğiz. Ben buradan İmran'la adına Murat'a da teşekkür ediyorum. Gerçekten hem kendisinin hem de köylerimizin, dernek başkanlarının, üyelerinin çok ciddi katkısı var. Biz görünen yüzüz ama asıl arkadaki gizli kahramanlar onlar. STK başkanı. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Başkanım ben de Murat başkanıma çok teşekkür ediyorum. Başkanım hakikaten İmranlı'nın çevresini değiştirdi. Ve bu enerjiyi de sadece İmranlı değil, Sivas'ı, diğer ilçeleri, ve bu yola çıkıp da çalışmak için herkese örnek oluyor. Başkanımız bize büyük, büyük bir ilham kaynağı. Bizim yüzümüzü Sivas'a dönmemize vesile oldu. Kendisine çalışmalarında bugüne kadar vermiş olduğu emekte de bir teşekkürüz. Bundan sonra her daim yanındayız başkanımızın. Başkanımızın gerçi hem Sivas'ta hem İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanında takipçileri var. Hatta yurt dışında da takipçileri var. Zevkle ve heyecanla takip ediyorlar hemşehrilerimiz. Ben bu vesileyle başkanıma huzurlarında tekrar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda izleyicilere, sizi takip edenlere ve sizin emeklerinize zevkle takip ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Başkan ağzınıza. Biz de Sivas İmralı Dernekler Federasyonu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanımız da her daim işbirliği içerisinde İmranlı'nın ve yöremizin ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Tüm federasyon bileşenlerine teşekkür ediyor. Yanaklarınızdan öpüyoruz İmranlı adına. Çok teşekkür ederim başkanım. Biz de size teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Evet. Sayın başkanım, tabii BES'i takibinde de organik. Bu yakın zaman içerisinde keçi besicisi Sayın Yılmaz Bey'i aldım. Ama bu ay, bu günlerde gitmem gerekiyordu. Gidemedim çünkü tam kuzlama zamanlarını söyledi. Siz de buradasınız. İnşallah nasip olur. Bu önümüzdeki hafta bir gider geliriz tam son zamanlar çünkü. Örnek bir çiftlik. Örnek bir çiftlik. Görmenizde fayda var. Keçi de çok sevimli bir hayvan. Öyleymiş. Gerçekten. Ben onlarla yatıp kalkıyorum dedi zaten Yılmaz Bey. abisi Mehmet Ali ile beraber gerçekten yani başka bir duyguyla keşi çiftliğini yönetiyorlar. Gerçekten severek yapıyorlar. Tebrik ediyorum. Yaptığınız işi sevmeniz lazım. Başarılılar da. Ürettikleri ürünler de kaliteli. Örnek oluyorlar o bölgeye. Birileri geldiğinde de bizim gösterebileceğimiz örnek farklı bir tesis. İnşallah onların da örnek olmasıyla bambaşka o tarz tesisler açılır diye düşünüyorum. İnşallah. Organik noktasında da bazı çalışmalarınız oldu. Yatırımcılara buyurdunuz. Örneğin bir tanesinden bahsettiğiniz bal. Bal bugüne kadar yok muydu? Siz gelince mi biraz daha? Vardı da markayı zararladı. Zarayla İmran'la aynı başkan. Geliriz başkanım. Çok çalışırız. coğrafik isim hakkında. Öyle mi? Yoksa alacaksınız. Evet başkanım. Evet. İmranlı Zara balı diye geçiyor tabii. Şimdi ama olsun, hepsi bizim. Hepsi bizim. Takılıyorum ben. Evet. Espri yapıyorum. Evet. Hepsi bizim. Önemli olan o bölgenin gelişmesi. Sivas'ın gelişmesi. Zara'da, İmranlı'da geliştikçe Sivas'a faydası olacak. İkisi bir. İkisi beraber büyüyecekler. Belki de Zara İmranlı il olacak. Adı da İmranlı olacak. Evet. İmranlı il olacak. Okul, üniversite, evet. Otel, turizm merkezleri. Evet, bir Köse Dağ'ın eteğinde güzel bir ilçe kentleşmiş. O Kızıldağ, Köse Dağ sizde. Ama bir bölümü de sizde değil mi? Yani bir tarafından da yine sizin tarafına çekiyor. Sınırda değil mi? Sınırda. Şimdi Osman Başkanım, ben hayatımda şunu gözlemledim. Bir şey gelişmişse onun içerisindeki bileşenlerin hepsi aynı oranda gelişmiş oluyor.
Eğer bir şey gelişememişse elini attığınız ve dokunduğunuz her noktada aynı gelişmemişlik var. Yani tarım da geri kalmış olabiliyor. Yaşam koşulları da geri kalmış olabiliyor. Ekonomide, kültürel çalışmalarda, kadın hakları da hepsi beraber aynı oranda geri kalmış olabiliyor. Siz gelişim hamlesine başlattığınız andan itibaren tek tek herhangi bir şeye özel çalışma yapmanıza da gerek kalmıyor. Sizin birkaç noktadaki yaptığınız çalışmalar diğer müteşebbislerin de cesaretlenmesine neden oluyor. Evet, burada bir şey var demeye başlıyorlar. Eğer yatırımcılar karşılarında da kendilerini anlayan, yaptıkları yatırımı destekleyen, önünü açan yöneticiler görürlerse de o bölgeye bir yönelme başlıyor. Bu nedenle biz bazı gıda markaları ile ilgili oradaki avantajları öne çıkarmaya başlıyoruz ama emin olun kendiliğinden giderek bundan cesaret alan başka sektörler de oluşuyor. Oteli de kurulacak, tekstil fabrikaları da, ana yol üzerindeki kurduğumuz terminalin desteğiyle tarım ve hayvancılık da gelişecek. Doğudan gelen insanların ekonomisinden yararlanacağız. Dışarıdan gelen insanların daha modern ihtiyaçlarını giderebileceği tesislere ihtiyacımız var. Onları hazırladık. Bunların hepsi siz göstermeye başladığınız andan itibaren dış dünyada çok olumlu karşılık buluyor. Evet diyorlar, buraya gidilebilir, burada zaman geçirilebilir. Bakın, yaz nüfusu İmralı'nın 30-40 bin. Zara'nın 50-60 binden aşağı düşmez. Bu insanlar geldiklerinde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şöyle düşünün, yani sizin çocuklarınız da geldiklerinde eğer köydelerse ilçe merkezine indiklerinde ihtiyaçlarını giderdikten sonra eşiniz, kızınız, oğlunuz tekrar köylerine döner. Köyde de ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadığı için ihtiyaçtan kastettiğimiz yeme içme barınma değildir. Doğru. Sosyalleşmedir. Sonra ne yaparlar? Hadi gidelim derler yaşadığımız yere. Ama siz eğer onları ilçe merkezinde tutmaya başlarsanız, zaman geçirirlerse gençlerin oturabileceği alanlar, müzik dinleyebileceği alanlar, hava alabilecekleri mesire alanları, sosyal tesisler olursa oradaki esnaf da onun ekonomisinden yararlanmaya başlar. Tarım ve hayvancılık da gelişir. Mesela biz kapalı pazar yapmak gibi projemiz var. İnşallah kardeş belediyelerimizden birisi bize bu konuda söz verdi. Haftada bir pazar kuruluyorsa biz haftanın bir gününde köy pazarı haline dönüştürürüz. Çok da güzel. Haftanın bir gününü kadınların ürettiği el sanatlarıyla ilgili pazara dönüştürülebilir. Ne olur? O zaman o bölgeye daha çok insan çekmeye başlarsınız. Yani bir şey gelişiyorsa emin olun beraberinde diğer şeylerde birlikte otomatikman gelişmeye başlar. Bu ivmeyi kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun için de tanıması lazım insanların. Evet. Sayın Başkanım, tabii göreve geldiğiniz zaman bir siyasi partiyle geldiniz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile seçildiniz. İlhan Bey de zaten onu okudu. Ama siz seçildiğiniz günü rozetinizi çıkarttınız. Artık İmralı'nın bir tamamının belediye başkanısınız. Parti orada kaldı, yanında kaldı. Ama bu zaman içerisinde Türkiye'de, özellikle Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi ve yan partilerimizden birçok belediyeyi ziyarette bulundunuz. İmralı için kardeş belediye oldunuz. Taleplerinizi, İmralı'nın ihtiyaçlarını gittiğiniz ikili görüşmelerde şey yaptınız. Bu İstanbul'un dışında. İstanbul zaten bir derya. Ve bunun içerisinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerinden de olan şeydi. Buradan geri dönüşümler, sevgili İmralılara dönüşüm noktasında kardeş belediyelerimizden neler dönebildi? Şöyle, tabii salgın doğal olarak herkesi yordu. Ve belediyelerden ya da iş adamlarından bir şey isterken onların yapabilecekleri şeyleri istemek lazım. Ufak ufak güçleri birleştirmek lazım. Kontrollü gitmek lazım. Herkesin kendine ait sorunları ve dertleri var. Onları yormadan, taciz etmeden onlara da bir şeyler kazandırabileceğiniz hamleler yapmanız lazım. İmralı'ya bir şey yapmaya çalışırken onun karşılığında da ona bir katkı sunmanız lazım. Orada yaşayan hemşerilerinizle, onların tanıtımına katkı bulunarak sizin de bir şey sunmanız lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mesela bize bir minibüs vermişti. Şimdi pazartesi günü bir otobüsümüz de gelecek. Bize başka bir proje konusunda da destek verecekler. Olanakları ölçüsünde. Taşımalı olsun diye mi öğrenci otobüsü mü yoksa? Yani orada kalabalık bir öğrencilerle ilgili bir sportif faaliyet olabilir. Bizim bir elimizde, belediyemizde bir otobüs olmasında fayda var. Anladım. Kırmadılar bizi, verdiler. Başka şeyler de alacağız.
Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel merkezini, partimizin genel merkezden atadığı kardeş belediyesiyiz. İki tane İBB. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmranlı Belediye Başkanlığı. Biz Büyükşehir'de kardeş... diye... biz kardeş belediyeyiz. Ama bizim kendi olanaklarımızla ve ilişkilerimizle edindiğimiz kardeş belediyelerimiz de var. Onların da bize katkısı olacak. Biz de onlara katkı sunacağız. Biz sadece bekleyen ve birilerinden bir şey talep eden belediye değiliz. Biz güçlü bir belediyeyiz. Biz Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri olabiliriz. Ama kaynakları güçlü. İstanbul'da bugün bir ilçe belediyesi nüfusu 350-400 bin değil mi? Doğru. İmranlı'da nüfusu 350-400 bin. Soruyorlar bana nüfus ne kadar? Yani 350-400 bin diyor. İlhan'ı saymayayım mı? İlhan İmranlı. Kimliğindeyim İmranlı yaz ha? Yani İmranlı'nın kütüğü 200 bin. En az 150 bin civarında da kütüğe kayıtlı olmayan insan var. 350 bin. Bunların hepsinin gönlü ve yüreği İmranlı'da. Kesinlikle öyle. Ha, ya biz bir şey talep etmeden onlar gerçekten kendileri isteyerek katkı sunuyorlar. Orada yaşamasa bile İmranlı'da kalbi. Biz şunu anlatıyoruz. Diyorum ki kardeşim İstanbul'daki iki ilçeye. Örneğin bulunduğumuz ilçe Bahçelievler. Diyorum ki ya İmranlı'da Bahçelievlerli yok kardeşim. Bahçelievler'de İmranlı var. Hı. Beylik İmranlı'da Beylikdüzü'lü yok. Beylikdüzü'nde İmranlı var. Senin İmranlı'ya yapacağın katkı sana puan kazandırır gelecekte. Ve biz bunu tanıtan bir kentiz. Bu nedenle bizim kardeş belediyelerimiz İzmir'de Çiğli, Fethiye Belediyesi, Denizli Merkez Efendi, Rize Fındıklı, Balıkesir Edremit, İstanbul Ataşehir, Maltepe gibi kardeş belediyelerimiz var. Adana. Bu kardeş belediyelerimiz bize katkılar olacak zamanla. Bizim de onlara katkılarımız olacak. Şu anda biz onlara bal yollayabiliriz. Bal yollarız. İşte İBB'nin kadın kooperatifimizden 20 bin paket aldığı bal hemen kurduğumuz kooperatifin bir anda aktifleşmesine ve kadınlarımızın motive olmasına neden oldu. Bu son derece keyifli. İşte dayanışma bu. Bunun için illa aynı partiden olmak gerekmiyor. Biz aynı partideyiz diye yapmadılar. Her partiye katkı parti belediyesine katkı sunabilirler. Önemli olan o kentteki insanların ihtiyaçlarını karşılamak. Sonra partili kimliği gelir. Ben de aynı görüşteyim. Yavuz bir türkü söylesin. Yavuz bir nefes alalım istesen. Değil mi? Başkanım fazla yormayalım. Başkanım için de başkanım da sevdiği bir türkü olsun. Deveyi düzde gördüm, sürmeyi gözde gördüm. Evet. Bunu okumuştuk Yavuz'la daha önce beraber. Beraber okudunuz. Evet, biz Sevgi Hattan başkanın evet. Programına da Sıla Gecemizi evet, okumuştuk. Sıla Gecesi oldu. Beraber de çalıp söylediğimiz de oldu. Başkanım da sağ olsun sanatı şimdi da... Şimdi beraber yine söyleyeceğiz. İlhan eşlik edeceğiz. Edeceğiz. Olsun Mevla'ya seni bu gözde gördüm. Deveyi düzde gördüm, sürmeyi gözde gördüm. Şükür olsun Mevla'ya seni bu gözde gördüm. Bir kız gel gel yanıma, seni saram canıma. Seni görmezsem bu göz kıyarım bu canı. Bir kız gel gel yanıma, seni saram canıma. Seni görmezsem bugün kıyarım bu canıma. Deveyi düz öldürür, sürmeyi gör.
göz öldürür, yiğidir de hılıç kesmez, bir acı söz öldürür. Kız gel gel yanıma, seni görmez sevmeye, kıyarım bu canıma. Kız gel gel yanıma, seni saram canıma, seni görmez sevmeye, kıyarım bu canıma. Tabii güzel. Yavuz'un sadece sesi güzel değil. Yavuz çok güzel bir delikanlı gerçekten. Çok saygılı, bu konuda da eğitimli, müzik eğitimi almış bir kardeşimiz. Böyle gençlerimizin var olması bizim için gerçekten gurur vesilesi. Hayat devam ediyor. Bir yandan çalıp söylerken bir yandan da yaşamlar sonlanıyor. Az önce İlhan kardeşim bir mesaj gösterdi bana. Bizim İmranlı 8 yöneticilerinden Melahat Hanım'ın annesi koronadan dolayı vefat etmiş. Az önce de salgını konuştuk ya, dikkat etsinler. Evet. Mesafe kuralına dikkat etsinler. Özellikle kronik hastalığı olan insanlar bu salgın bitti zannetmesinler. Dikkatli olsunlar. Biz şu anda oturuyoruz ama bizim mesafelerimiz iyi ve test yaparak girdik içeriye. Bu nedenle... Sizden önce de bu üç noktadan bir tanesi maske üretimi yapan Sayın Abdullah Koçak. Abdullah sağ olsun bize de maske gönderdi. Ha, İmranlı. Yani işte bu böyle bir şey hayat. Dayanışma. Dayanışma bu. Ablamıza başsağlığı rahmet diliyoruz. Tüm aileye de başsağlığı diliyorum. Gerçekten zor. Tüm ürenlere geçmişlerine rahmet olsun. Sayın Tabii bugünlerde canlarımızı kaybettik başkanım. Çok canımızı kaybettik. Yani sayısını belki ateş düştüğü yeri yakar. Ama biliyoruz ki en yakınımızı, evimizin içerisinden dostlarımızı kaybettik. Abilerimizi kaybettik. Ama işte biraz önce çok güzel bir mesaj verdiniz. Bu iş bitmedi. Ama bir şekilde kısıtlama noktasında oldu ama bunu artık bir şekilde, düzenli bir şekilde yaşamamız lazım. Özellikle de maske. Evet, Sayın Başkanım, tabii siz ilçe içerisindeyken çok ziyaretçi kabul buyurdunuz. Özellikle benim bir noktada bunu yani ekranlarda da söyleyebiliyorum. Ben bile kıskandım. Hep fotoğraf çekiliyorlar, İmran'la atıyorlar. Hep fotoğraf çekip İmran'la atıyorlar. Hep bakıyorum İstanbul'daki benim arkadaşlarım, dernek başkanlarım, federasyon başkanlarım, iş adamları. Hep böyle kıskandım ama tabii orada sayın bir başkanımız var, Murat Açıl. Giden misafirleri dahi yatırımcı noktasında değerlendirmiş. Biraz önce de sevgili izleyicilerimiz de puanını vermişler. Tabii çok devlet adamı kabul buyurdunuz. Çok ziyaretçi kabul ettiniz ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve takibinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla sizi ziyaret ettiler. Ve birçok bakanlarımız sizi ziyarette bulundular. Bu neydi? Ben 2017'de Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken Sivas'ta misafir etmiştim. O zaman tabii Beylikdüzü olduğu için bilinmiyordu. Bu neydi? Ya bu bizim büyük şehirlerde yaşamamızın, yıllardır STK'larda, iş dünyasındaki ilişkilerimizin karşılığı, sizin gibi dostlarımızın oluşundan kaynaklanıyor. Yani Abdullah işte Zara'ya maske yollarken İmranlı'ydı. Unutmuyor, sadece kendi ilçeme yollayayım diye düşünmüyor. Kesinlikle. Çünkü İstanbul'dan tanıdığı bir dostu, bir arkadaşı. Ya da siz bir yerde bir sohbet olduğunda kendi ilçenizle ilgili bir şey konuşsanız bile İmranlı'yı da unutmuyorsunuz. Ben de Zara'yı da unutmuyorum. Çünkü en az İmranlı kadar dostum Zara'dan var. Evet. Anneannem de Zaralı bu arada söyleyeyim. Bu da bir sürpriz oldu herhalde. Şimdi tabii iç içe bunlar yani. Kopmaz parçalar, dostluklar kurulmuş yıllardır. Siyasetteki insanlar da bizi biliyor. Biz aday da olmadık. Bir müracaatımız da olmadı. Bir memleket görevi dediler. Biz de gittik, memleketimizle ilgili çalışma yapıyoruz. Elbette ki bizim bir partimiz olacak. Herkesin olabilir. Tabii. Herkesin siyasal bir bakış açısı olabilir. Ben sosyal demokrat kimlikteki bir adamım. Siyasetin içinde olmadan önce de. Ama ayrımı bir tek yerde kabul ediyorum ben. İyi insan, kötü insan. Gerisi bizim haddimize değil. Yaratıcı bütün renklilikleri bilinçli olarak yaratmış. Onu bir soru altına soracaktım ama sen cevaplandırdın. Biz başkanım bak orada yazıyor bakın. Biz evet. Biz yani renkler, bütün renkler sizi kabul buyurdu. Ama
doğru bakmanız lazım. Yani siz ön yargılı bakarsanız, bagajlarınız olursa, onlarla insanlara davranırsanız size de öyle davranırlar. Ne verirseniz onu alırsınız. Hangi teması sağlarsanız onun karşılığını alırsınız. Başlangıçta da söyledim ya, ben başkaları gibi davranıp gidip eğer çatışma yaratacaksam, sorun yaratacaksam benim bir tek önceliğim var. Ben kamunun yararına düşürüm ve bütün kaynakları memleketim yararına kullanmaya çalışırım. Çok ayrımı bir tek burada yaparım. Konu bu olduğunda da hiç kimseyi farklı davranmam. Bu nedenle ben insanlara doğru temas sağlamalıyım. Partizanlık ayrı bir şey, siyasal çalışmalar olduğunda. Bir de ben genel siyaset yapan bir adam değilim ki. Evet. Ben yerel bir siyasetçiyim. Yerelde de hizmet odaklı çalışırım. Yerel dediniz, bir telefonumuz var. Yerel, yine sizin kurmuş olduğunuz Sayın Süleyman Dönmez. Alo. Alo. Evet, Sayın Başkan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Süleyman Dönmez, Sivgiyat Yönetim Kurulu. Uzun zamandır görüşmüyoruz Süleyman Bey'le. Evet, güzel. Uzak mısın? Ne zaman görüştük Süleyman en son? Oldukça uzun zaman oldu. 3-4 saat olmuştur. Evet. Murat Bey, iyi akşamlar. Orada İlhan Bey, yine sanatçı kardeşimiz ve Osman Bey'e ben iyi akşamlar diliyorum. Bu sizin nezdinizde de, sizin önündeki TV izleyicilerine de hayırlı akşamlar olsun. Sağ ol. Programınızı ben de zevkle izliyordum. Hemen onu belirteyim. Ama bizim Murat Bey'le tanışmamız 2011 yılında. Ben o zaman Zasiyat'ın yönetim kurulundaydım. İmran Murat Bey'le diğer ben daha önce tanıyordum ama böyle biraz daha yakın tanışmamız o tarihlerde vuku bulmuştu. Kendisi de İmtiyaz'ın başkanı idi. Bir takım ortak organizasyonlar yaptık. Şimdi sonuçta Murat Açıl siyasi bir kimlik. Fakat ben şunun altını kalın bir çizgiyle çizmek istiyorum. O günden bugüne kadar Murat Bey'deki en beğendiğim yönü, hiçbir zaman siyasi kimliğini önce tutmayan, önce insan odaklı bir yaşam felsefesi, herhalde bizi yakınlaştıran en önemli etmen bu idi. Daha sonra kendisine böyle bir şey gelince Silgiyat'ın yönetim kurulu başkanlığı noktasında bize öyle bir tevzide bulunmuştu. Biz de kabul ettik ve şimdi Silgiyat'ı bir götürmeye çalışıyoruz. Yani güzel bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu Murat Bey'in seçim döneminde şöyle bir şey yaşanmıştı. Birkaç arkadaşla görüşmüştük tabii seçim döneminde. Ve ortaya çıkan şey şuydu, ne yazık ki Türkiye'de insanın önüne geçti siyasi görüşler. Aslında bu çok üzücü bir şey. O zaman bu arkadaşımızla şöyle bir sohbette bulunmuştuk. Demişti ki, ya işte hani başka bir siyasi görüşten bir arkadaş, sonuçta Murat Bey'in de bir siyasi görüşü var. Ya dedi ki, o siyasi görüş, o seçim öncesi bir politika, seçimden sonra ben daha farklı bir şey vuku bulacağını düşünüyorum. Yani siyasi şeyin ön plana çıkacağını biliyorum. Şu anda seçim öncesi bu doğal dedi. Ben dedim ki bak, seninle seçimden sonra konuşacağız, görüşeceğiz dedim. Tesadüf, bundan bir ay önce telefonla arkadaşımla görüştüm. Dedi ki, Süleyman Bey sen haklıyım. Yani Süleyman, Murat Bey seçimden önceki siyasi kimliği yaklaşık 2 yılı geçti. Aynen devam ettiriyor dedi. İşte az önceki benim bahsetmek istediğim şey de buydu zaten. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir baktım, bir hırsızlık olmuş şeyde. İmranlı'da. Hayır. Bunu daha önce işlettiniz mi bilmiyorum. Az önce ya da konusu olduğunu bilmiyorum programınızda. Murat Bey'in orada bir çağrısı vardı hırsıza. Kardeş, ihtiyacın varsa yani getir onları gizlice bir yere bırak ama senin de ihtiyacın varsa gel biz senin o eksiğini giderelim, senin sıkıntını giderelim. Böyle o kadar güzel, şimdi belki tam ifade edemedim ama şimdi şey mi geldi, yok ya ekrana mı geldi diye düşündüm de değil. Çok güzel bir çağrısı vardı, hırsız kardeş diye bir şey vardı, çağrısı vardı. İşte ben şimdi dedim, ben de dedim ki ha tamam, işte benim tanıdığım Murat Açıl işte bu kimlik. Siyasette insan odaklı bir çalışma prensibine sahip olan bir arkadaşım. Onun için ben
kendisi iyi bir dostumun ötesinde ama beğendiğim bir siyasetçi. Ülkemizin ihtiyacı olan siyasi kimliğe sahip. Onun için ben kendisini tebrik ediyorum. İmralı'da yaptıklarına ya da yapacaklarına şey diyeyim. O gün de aynı şey söylemiştim. Ben çok güzel şeyler yapacağına, yaptığına da şahit oluyoruz. Ve bu anlamda da seviniyoruz. Ben bu vesileyle Murat Bey'i ben siyasi, bundan sonraki siyasi yaşamında başarılar diliyorum. Kendisini çok daha iyi yerlerde siyaset yapabileceğini, ülkeye çok daha güzel şeyler katacağına cani gönülden inanıyorum. Yayınınızda da başarılar diliyorum. Sizin soracağınız bir şey varsa buyurun. Ben çok konuştum. Süleyman, öncelikle güzel duygu ve düşünceler için çok teşekkür ediyorum. Tabii biz kardeşiz, dostuz seninle. Gündüz görüştük ama bağlanacağını bilmiyordum. Bu bir danışıklı dövüş gibi gerçekten. Öyle düşünmesinler. Sürpriz oldu. Süleyman'la tanışmamız da şöyle. Biz Sivas Sanayici Grubu, İmralı İş Adamları Derneği ve Zara İş Adamları Derneği şöyle bir karar almıştık. Sivaslı iş adamları liderleri konuk ediyor diye kahvaltı programları hatırlarsanız. Evet. İşte o çalışmalarda Süleyman Bey'le hiç unutmuyorum. İstiklal Caddesi'nde bir yerde buluştuk. Eşi de vardı rahmetli. Sonra eşini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ve Süleyman'la o çalışmaların içerisinde gerçekten lokomotif görevi gören iş adamlarından birileriydik. Bu duygumuz artarak devam etti. Yaptığımız çalışmalarda beraber yol aldık. Benden sonra sağ olsun Sivgiyat Başkanlığı'nı o devraldı. Salgın eğer müsaade etseydi çok daha başarılı işler yapacaklarını inanıyorum. Bundan sonra biraz vites yükselterek çalışmalar yapacaklar. Bugün onun toplantısını yaptık. Bugün beraberdik İş Adamları Derneği ile. Geleceğe dair bir projeksiyon çizdik. Sağ olsun. Süleyman'ın emeği çok. O bahsettiği pano da önemli. Gerçekten bir gün arkadaşlarım geldi fen işlerinden. Mühendis arkadaşlar dediler ki Hasret Gültekin Parkı'ndaki o ağaçların altına verdiğimiz ışıklandırma renkli spotlardan birkaç tanesi kablolarından koparılarak alınmış. Ne yapalım dediler. Dedim ki spot önemli değil de bunu alan arkadaş önemli dedim. Eğer bunu kötü niyetli alıp bir yere atmak ve çalışmalardan rahatsızlık duyan birisi yapmamışsa burada bir sorun var. Birinin gelip onu alıp götürmesi ne kadar zor durumda olduğunun göstergesi. Ona ulaşmalıyız. Bir yazı yazın ve bunu yayınlayın dedim. İstediğim yazıyı birkaç gün zorlandılar, yazamadılar. Ben de lisede edebiyat okuduğum için iyi kötü biraz kalemim fena değil. Oturdum bir akşam yazdım, dedim ki yani seni fark edemediğimiz ve böyle bir şeye gerekçe olduğum için senden çok özür diliyorum. Lütfen onu alanın sen olduğunu belli etmeden bize ulaş ve sana katkı sunalım. Gerçekten görmediğimiz kim bilir ne yoksulluklar, ne zor hayatlar yaşanıyor. Ve biz normal hayatımıza farkına varmadan devam edip gidiyoruz. Biraz dokunmamız ve etrafımıza sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Süreçte tam o süreç. İnsanlar ne kadar uzak olacağız ama dokunacağız. Ne kadar serveti olsa evine tıkanıp kalabiliyor, onu kullanamıyor, biliyor. Ama evinde bir gıda kutusunu bulamayan insanlar olabiliyor. Teşekkür ediyorum Süleyman katıldığın ve bu güzel düşüncelerini paylaştığın için. Rica ederim. Biz de zevkle dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyorum Süleyman Bey. Ağzına sağlık. Peki efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. Sayın Başkan, tabii Süleyman Bey hattan geçti. Siz önce İstanbul'da STK'larla yetişmiş bir insansınız. STK'ların içerisinde gerek Sivas Sanayi İş İnsanları takibinde yeni oluşum bir Sivgiyat, onun takibinde federasyonun olması. Tabii bunlarla hasbihal olmanız, siz hep çıtayı yüksek tuttunuz. Örneğin Sivgiyat'ı kurduktan sonra bir ülkeler ziyareti var, ülke ziyareti var. İran'a gittiniz. Yani şimdi Süleyman Bey çıtayı yükseltse bile ne kadar yükseltecek? Ancak Türkiye içerisindeki faaliyetlerini yükseltir. Şimdi öyle değil. Gürcistan'da iş yapıyor artık. Açıldı uluslararası. Şimdi siz de o zamanki çalışmalarınızdan bir STK'ların kurucusu olaraktan birazcık bahseder misiniz? Şimdi ben şuna çok dikkat ediyorum. Bir yere bakarken oradaki bir farklılığı görmeniz için o mevcut tondan farklı bir şeyler olması lazım orada. Ya bir adam niye İmralı'ya gitmek ister kardeşim? Niye Sivaslı iş adamlarıyla bir şeyler yapmak istesin? Niye Murat Açılı muhatap alsın? Bir gerekçe vermen lazım insanlara. Herkes gibi durarak
birbirine benzeyerek aynı şey olarak fark yaratamazsın. Benim galiba karakterim gereği ben biraz yerde duramayan bir tipim. Sürekli yeni bir şeyler yapmak arzusu duyuyorum. Bu bazen bana sıkıntı da yaratıyor. Beni bazen kontrol edilemez, zapt edemez gibi görüp önümü kesebiliyorlar o süreçlerde. Ama rahatsız olmuyorum bundan ben. Ben bir şeyler üretmek istiyorum. Çünkü yatan aslandansa gezen tilki ekmeğine çok daha yakındır. Ya durarak İmranlı'ya, şimdi benden şikayet ettikleri şey şu, ilan da duymuştur. Ya bu içerisinde durmuyor, çok geziyor diyorlar bana. Ya İmranlı Türkiye'nin en borçlu belediyesi. O koltukta oturup çay kahve içerek kim insana para getirir? Ben 20 ayda 6-6,5 milyonluk gider yapmışım. Bir çalışan arkadaşımın işine son vermemişim. Üzerine eleman almışım. Hiçbir hizmetim aksamamış. Bir gün maaşlarını bir gün sonra ödememişim. Ama borçlanmalarımızdan dolayı gelirlerimiz kesildiği için ben bunun ancak 1/5'ini devletten alabilmişim. Devletin kabahati değil ki, kaynaklar kullanılmış zamanında. Ben nasıl durayım? Ben dururken bana kim otobüs verecek? Ben iş adamları ziyaret etmesem kim gelip gıda şirketi kuracak? İnsanların da umurundaydı. Zara'da, İmralı'da gideyim yatırım yapayım. Yani daha gelişmiş yerlerde, Trakya'da iklimi koşulları iyi olan bir yerde yatırım mümkünken. Senin hazır etmen lazım. Sen uyumayacaksın, o değil. Sen hazırlayacaksın projeyi. Ben bir şey isterken projeyi hazırlayıp götürüp kucağına koyuyorum, öyle istiyorum. Projemi. Bana ne yaparsın demiyorum, bana şunu yapar mısın diyorum. Ben dersimi çalışıyorum. Ben gece uyanıyorum, not alıyorum. Telefonumun notlar sayfasında belki 50 tane not sayfası vardır. Nereye gideceğim? Hangi tarihte kimi ziyaret edeceğim? Kimden ne isteyeceğim? Kim kimin yakını? Hangi sorunu ondan çözerim? Benim, bakın, Çevre Bakanlığından bir araç almanız için 3,5 yıl falan süre geçmesi gerekiyormuş. Biz almışız ha. 2-2,5 yıl önce. Ben çöp arabası aldım geçenlerde. Ve köylerimin çöp sorunu çözeceğim. Vali Bey'i ziyaret ettim. Çok ciddi sıcak karşıladı, destek verecek. Salih Ayan, başkan vali. İmralı'nın köylerinin belki de bu yıl çöpünü toplamaya başlayacağız. Biz yakın yerleri alıyoruz ama yeter. Ya ben otururken nereden verecekler buna? Buradan olmuyorsa öbür taraftan gidip anlatmaya çalışıyorum. Ya bizim ihtiyacımız şu. Kentimizin ihtiyacı var. Ya da iş adamlarına gidip anlatmazsan, onlar geldiğinde misafir etmezsen, benden şikayetleri dolaşıyorum diye olsun. Oturuyor demesinler de. Kaynakları kötü kullandı demesinler de. İnsanların ekmeğinden ettiği işine son verdi demesinler de. Çaldı çırptı demesinler de. Kaynakları kötü kullandı demesinler de. Ya bu adam hiç durmadı desinler. Ben yorulayım, önemli değil. Ama o kentin gelişmesi lazım. O kentteki yoksullukların bitmesi lazım. Göçün tersine dönmesi lazım. İş adamlarının yatırım yapması lazım. Burada da görev bana düşüyor. Ben geldim, oranın belediye başkanlığını aldım. Oturayım, çay kahve içeyim. Olmaz. Beni ziyaret eden dostlar sadece beni özledikleri için gelmiyorlar. O çalışmaları yerinde görmek, yapabilecekleri bir şey varsa onu yapmak istiyorlar. Evet, biz yönetim binamızı yeniledik. Ama Şeref abi geldi, perde yaptırdı. Erzincanlı Mutlu San'ın sahibi Mustafa abi geldi, elektrik malzemesi hediye etti. Divreli iş adamı arkadaşım geldi, kamera hediye etti. 3 tane kapıyı filanca yaptı ve bizim tarihimizde ilk kez meclis toplantı odamız oldu ya. Böyle bir şey var mı? Yani 71 yıllık ilçesiniz, sizin meclis toplantılarınızı yapacağınız yer yok. Başkanın odasında koltuklar üzerinde yapıyorsunuz. Ben bu ayıbı taşıyamazdım. Ben eğer gittiysem o kenti geliştireceğim. Kaçarı yok. Benim pardon deme lüksüm yok. Ya beceremedim, bulamadım. Yok. Ağlamak yok. Biz İmralı'yız kardeşim. Biz kaynağı buluruz. O kenti geliştiririz. Bizim görevimiz bu. Umudu az daha düşürmeyeceğiz. Biz umudun sesi olmak zorundayız. İnsanların moralini bozamayız. Sağ olsunlar. Biz böyle davrandıkça da bize sahip çıkıyorlar. Elimiz hiçbir zaman için havada askıda kalmıyor. Almanya'dan, Hollanda'dan, yani konserler düzenlediler, gittik. Bize bağışlar yaptılar. Bize gıda yardımları yaptılar. Ve biz de meclisteki bütün partilerin temsilcisi, meclis üyesi arkadaşlarımızla yetkilerimizi ve görevlerimizi paylaşarak beraber yönetiyoruz. Hepsine vekalet bırakıyorum. Hepsi sırayla o kentin süreçlerine dahil oluyor. Ben bir şey gizlemiyorum ki, yani neyi kaçıracağım ben? Herkes görev alıyor. Herkes alınan kararların içerisinde var. Meclisin çoğunluğu
Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmamasına rağmen bütün kararları biz oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla geçiriyoruz. Neden ne oluyor güzel, bu? Ne güzel. Soruyorum, görüşlerini alıyorum. Onların da evet dediği projeyi getiriyorum. Kimseye emrivaki yapmıyorum. Hepsi benim için çok değerli. Bu kenti beraber geliştiriyoruz. Benim çiftliğim değil, benim işletmem değil orası. Orası bir kent ve o kenti beraber geliştirmek zorundayız. Süleyman Dönmez'in de, Murat Yıldırım'ın da, sizin de, bizi izleyen bütün dostların da burada ciddi emeği var. Ben sadece o geminin dümenindeyim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Başkan, ağzına sağlık. Birkaç tane sorum kaldı ama zamanım doldu. Onları bir dahaki programa saklayacağım. Çok bir şey güzel, fark ettin mi? Bak, güzel bir buçuk saatlik başka bir programdan geldim. Zor bela yetiştim buraya ama İmranlı'yı anlatırken hiç enerjimi düşürmüyorum. Yapma. Gerçekten çünkü buna inanıyorum ve bu kentin gelişebileceğine dair duygularım ve düşüncelerim yüksek. Konu İmranlı olursa, başka zaman belki 10 dakika konuşmak istemiyor canım, ama konu İmranlı olursa saatlerce susmuyorum. Çok teşekkür ediyorum başkan, ağzına sağlık. İyi ki geldiniz. Hasretle bekleyen sevgili izleyicilerimizi aydınlatmış oldunuz. İmranlı'yı yeniden dünyaya tanıtmış olduk. Ne ile? Sivas'ın 158'i dünyaya açılan penceresiyle. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilere, size, bizim sesimizi duyurduğunuz için, ekip arkadaşlarımıza, emekçi arkadaşlarımıza ve bugüne kadar her nerede olurlarsa olsun İmranlı'ya maddi, manevi destekleri nedeniyle herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer orada bir kent kalkınıyorsa burada en az benim kadar onların da emeği ve çabası var. Saygıyla eğiliyorum onların önünde. Teşekkür ediyorum onlara. Sağ olun. İlhan Bey. Biz de teşekkür ediyoruz başkanım. Birçok mesaj verdi. Aflarına sığınıyoruz. Başkanım zaten gerekenleri söyledi. Biz başkan hiç nefes almadığı için hiç mesaja şey yapmadık. Biz buradan olalım. Sevgili izleyiciler sağ olsunlar. Hiç nefes almadı evet. Başkan. Soru da sordurmadı. sadece evet. Coşkun Gökkuş Beyefendi güzel bir mesaj yazmış. Müsaadenizle onu okuyun bari. Tabii. Bir tane oku o zaman. Coşkun'a da selamlar. Efendim, evet. Murat Başkanıma başarılarının devamını diliyorum. İmranlı'yı ya, Paris yapacağını demişti. Sözünde duruyor. Sanırım az kaldı. Tebrikler yazmış. Az kaldı değil mi başkanım? Sağ olsun. Evet, İmranlı gelişecek ve il olacak. Balla alakalı da bir yorum var ama onu zaten siz sayfaya girdiğinizde okuyacaksınız. İmranlı'nın balı gerçekten organik. İmranlı'nın da zarandı. Oradan nereden evet. alırlarsa alsın. Biz evet. bunu giderek markalaştırıyoruz. Denetimler yapıyoruz ve analizler yaptırıyoruz. O bölgeden bal alsınlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum başkan. İlhan Bey çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Yavuz'la kapatacağız. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, gündeme özel programımızın sonuna geldik. Surçun ihsan ettiysek affola diyorum. Bugün Sivas İmranlı Belediye Başkanımız Sayın Murat Açıldı. Ben inanıyorum ki güzel bir sohbet oldu. Çok da güzel sorularıma cevap vermiş oldu. 3 tane sorum kaldı. O da zamanım yetmediğinden. Çünkü onları bırakmak zorunda kaldım. Bir daha program alayım diye başkanı. Onun için inşallah bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili izleyicilerimiz. Asrı gurbet haram etmiş köyümü, bülbül gitmiş baykuş konmuş, gelene 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 gelene. Ben ayım, ben paşayım diyenler kapıları kilitlemişler. Gelene 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 gelene. Ben o
yaşayayım diyenler kapıları kilitlemişler gelene. Gelele de dudu dillim gelele, gelele de suna boylum gelele. Aramıza girmiş dağlar denizler, dağlar denizler. Gelemem diyorum öfe, sen gel diyorsun. Kar yağmış yollara, örtülmüş izler, örtülmüş izler. Bulamam diyorum öfe, sen bul diyorsun, sen bul diyorsun. Bulamam diyorum öfe, sen bul diyorsun, sen bul diyorsun.